Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Resulü Muhammed'den Rum Meliki Heraklius'a. Seni ben İslam'ın aydınlık dünyasına davet ediyorum. Müslüman ol. Teslimiyetinle sen de kurtul ki Allah sana mükafatını iki kat versin. Daveti icabet etmeyip bir de yüz çevirirsen o zaman halkının günahı da senin boynunadır. Arap Yarımadası'nda zuhur eden bir peygamberin sözleri bunlar. Duruşunda ayrı bir emniyet ve güven hissi var. Kendinden emin konuşuyor. Yuhanna gibi bir samimiyet seziyor. Kıptilerin kralı Mukavkısa. Allah'ın Resulü Muhammed'den Fars İmparatoru Kisra. Müslüman ol, selamet ol. Ki Allah senin mükafatını iki kat versin. Şayet yüz çevirirsen Farsların günahı da senin olur. Sen de kim oluyorsun? Hangi cüretle Fars şahına emrediyorsun? Muhammed Allah'ın Resulü elçisi. Ona bu saltanatı kim verdi? Evet ya, kim verdi bu yetkiyi? Onu alemlere rahmet olarak Allah gönderdi. Bu filmdeki konuların gerçeklere uygun olduğu, ilgili makamlarca onaylanmış olup yaşanmış olayları yansıtmaktadır. Filmin yapımcıları, bu filmde sadece Allah Resulü'nün davetine yer vermişlerdir. Allah'ın insanoğluna yüklediği sorumluluk öylesine büyüktür ki, bunu Kur'an şöyle açıklayacaktır. Şayet bu Kur'an'ı biz dağlara indirmiş olsaydık, muhakkak ki sen onu Allah korkusundan ve bu yükün ağırlığından dolayı şak şak olmuş biçimde parçalanmış olarak bulurdun. Görev, yüceler yücesinden olduğu gibi bu sorumluluk da şanı yüce efendimize aittir. Ve bu azametin tasvirine imkan yoktur. Miladi 6. asır. İnsanlar vahyin sesine kulak vermekten uzaklaşmış
ve kendilerince bir dünya kurma yarışına girişmişlerdi. O günler, alemin karanlıklar içinde ölüm solukladığı demlerdi. Peygamberler yurdu Mekke'ye akın akın kervanlar geliyordu ama peygamberliğe ait ruhtan mahrumiyet yaşıyordu Kâbe. Hazreti İbrahim'in emanetinin boynu bükük ve yetimdi. Çünkü içi kabile sayısınca putlarla doldurulmuştu Kâbe'nin. Kureyş'in hakimiyetindeki Mekke'de işler rayından çıkmış ve her şey ticaret olmuştu. Bu yüzden orada huzur özleyenler, Faran dağlarını gözleyenler de vardı. Kulaklarında ataları İbrahim'in muştuları yankılanıyordu zira. İşte böyle bir dönemde Mekke'de karanlığa inat, sonsuza bir nur doğacaktı. Yetmez. Nasıl yani? Ben borcumun birkaç katını ödedim. Tam 5 senedir ödüyorum. 5 senedir. Anlamıyor musun be adam? Faiz bu, artar, artar. Bu delikanlı senin mi? Fakat o benim tarladaki tek yardımcım. Elimde kalan tek varlığım benim o. Eşek borcunun yarısını bile karşılamaz. Borcuna karşılık delikanlı. Oğlum ama. Bugün panayırı nasıl buluyorsun evime? Henüz daha erken. Kafileler yeni geliyor. Hele bir gelsinler. İlahlar bu yıl çok altın kazandıracak. Başladığı gibi giderse bu yıl iyi bir kazanç elde etmiş olacağız ya Eba Sufyan. Bak, Suriye kervanı yeni geliyor. Yine de erken geldiler. Kuzeydeki kuyuya 5 adam daha gönder. Kaç koyun keselim? 60, 70. 100 olsun. Mekke'nin şanı var. Ha, 10 kuzu da kafile reisleri için. Ekmek ve su verilir şaire, hakimin evinde. Ama nesirle şiir öldürülüyor her gece acımasız. Ekmek dediğimse yeminle söyleyeyim size kıldan incedir. Açılın açılın, Ebu Süfyan geliyor. O Mekke'nin reisidir. Kafileleriniz onun sayesinde istediği yere gidebilir. Yeryüzünde onun şanı vardır. O ki onun katında şairin de kıymeti vardır. Sözün kıymetini bilir. Bunlar Çinli ustaların dokuduğu ipekler. Ayağınıza kadar gel. Kaçırmayın. Ellerinizi okşayacak, gözlerinizi alacak. Evet. Şundan 7 tuğla olsun. 20 dinar. Ebu Süfyan'ın karısına da mı aynı fiyat? O halde 15 kifayet eder. 15 ödeyim. Çok güzel. İlahların bereketi var üzerimizde. Kazancımız daha da bol olsun.
Şurada duran adam da kim ey Ebu Leheb? Keyfimi kaçırıyor, kim o? Uzaklaştırın beni buradan. Her şeyi unutturdu bu adam bana. Neden Muhammed bizi böyle takip ediyor? Neden? Ben de anlamıyorum. Bir gariplik var ama... Neden ona nasihat edip engel olmuyorsun? Belki değişir. Değişir ha? 40 yaşına gelmiş bir insan. Artık değişmez. Erkekliğin zirvesine çıkmış bir adam değişmez. Bir mağaraya çekiliyor ve günlerce orada kalıyor. Nasıl oluyor da dağın taş ve toprağını sıcak döşeklere tercih edebiliyor anlamıyorum. Hatice gibi asil bir kadına sahip o. Mekke'nin en şereflisi. Üstelik mal ve mülke de sahipler. Böyle giderse bu adam Uzza'nın gazabına uğrayacak. Menat, zenginliğimizi borçlu olduğumuz ilah. Sen eylat, şecere, soy ve nesebimizin ilahı. Ve Hubel, kafile ve kervanlarımızın gözcüsü. Onun gibi akıllı bir adam kendini nasıl tehlikeye atar anlamıyorum. İnsanların gözü önünde ilahlarımızı inkar ediyor. Bu büyük bir günah. Affedilmez bir hata. Bunu kabullenemeyiz. Aşırıya kaçıyor. Muhammed başına büyük işlerin açılacağı bir yola girdi. Her panayırın sonunda buraya geldiğimde içimi tarifi imkansız bir hüzün sarar. Belki de gelecek yıla kavuşamayacağımı düşünmenin bir hüznü bu. Ebu Talip! Ebu Talip! Ebu Talip! Acelen ne Zeyd? Dur bir dakika. Efendim Muhammed hiç sana uğradı mı? Hayır. Uzun zamandır görmedim. Belki buradadır diye Hatice gönderdi beni. Belki de Ebu Bekir'in yanındadır. Ona da sorduk. Orada da yok. O zaman hala Hira'dadır. Ayrılığı öncekiler gibi uzamaya başladı. Bu kadar uzun kalması korkutuyor beni. Ne yapmak istediğini anlayamıyorum. Başına bir şeylerin gelmesinden korkarım. Mağaranın derinliğinden dünyayı daha doğru ve aydın görüyor olmalı. Hala örtüsünün altında. Vahyin ağırlığı her halini aksetmiş. Bir yükün altına girdiği belli. Bir yandan ateşler içinde yanıyor, titriyor, diğer yandan da sürekli ter döküyor. Zeyd! Yeğenim Muhammed'e ne oldu? Anlatır mısın bana? Yine Hira'ya gitmişti. Rabbine yöneldiği bir sırada melek gelmiş yanına ve oku demiş. Efendimiz, ben okuma bilmem. Ne okuyayım cevabını vermiş. Bunun üzerine melek,
tekrar tekrar sıkarak okumasını söylemiş. Ben okuma bilmem diye tekrarlayınca şu ayetleri tebliğ etmiş. Oku, yaratan Rabbin adıyla. Ki insanı o yapışkan bir hücreden yarattı. Oku ki Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğreten de odur. Ve Efendimiz bunları okudu. Sanki ayetler kalbine yazılmıştı. Bu arada Cibril yanından ayrıldı. Cibril mi? Efendimiz mağaradan ayrılırken semadan şöyle bir ses duydu. Ya Muhammed, sen insanlığın beklediği Resulullah'sın, ben de Cibril. Daha sonra oradan ayrılıp Mekke'ye döndü. Görüp işittiklerini ilk defa hanımı Hatice'ye anlattı. Hatice ona şunları söyledi. Müjdeler olsun sana ve asla endişe etme ve sebat et. Öyle ümit ediyorum ki sen ümmetin bekleyip durduğu son nebisin. Bunu başka bilen var mı ey Zeyd? İlk bilenler Hatice, Ali ve Ebu Bekir. Ve sen? Ben onun evlatlığıyım. Aman dikkat et. Bu iş Mekke'de duyulmasın. Ancak söyle ona. Küçüklüğünde nasıl sahip çıkıp korumuşsa amcası, yine korumaya devam edecek onu. Muhammed'in akrabalarını davet etmesindeki maksadı... Henüz bilmiyorum. Ben de bunun için geliyorum. Melekler, mağara. Nereden uyduruyor bunları? Peki Ebu Süfyan ne diyor bu işe? Haşimoğullarının meselesi olarak görüyor. Nasıl yalan olur? Önceleri de onun gibi çok peygamber geldi. Ama bu Mekke için yeni. Daha önce Allah Nuh, Musa, İsa ve diğer peygamberlere de vahiy indirmedi mi? Bu saatte gelen de kim Musab? Cafer. Elindeki ne ya Cafer? Kur'an'dan bir sure. Bismillahirrahmanirrahim. İza şems kuvvet وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم. Cafer, Allah ona bu ayetleri indirirken sen de yanında mıydın onun? Örtüsünün altında tir tir titriyordu. Dişleri birbirine vuruyordu. Kendini zorlayarak tutmaya çalışıyordu. Sonra duruluyor ve konuşuyordu. Fecir vakti girmiş. Önce sen çık ya Ammar. Thank you.
Ammar. Neredeydin? Annen endişesinden bütün gece uyuyamadı. Neredeydin? Ne büyük bir günah. Benim günahım. Ne olur affet beni. Bu bir ilah. Hayat boyunca hep bizim yanımızda oldu. Ama gördüğünüz gibi kendine bile faydası yok. Buna ilah denilmesini hafsalam almıyor. Gerçek ilah, hak olan Allah'tır. Gözler onu göremese de, o her şeyi görendir. Ammar, biz her gün Kâbe'de bu ilahları görüyoruz. Sana bir zarar gelmesinden korkuyorum. Seni tehlikeye götürecek insanlara kulak veriyorsun. Ey anneciğim, ben Muhammed'e kulak veriyorum. Muhammed mi? Mekke'de herkes şehadet eder ki o dost doğru, sadık ve emindir. Onun gibi dürüst ve fedakar kimse yoktur Mekke'de. İnsanlara yardım eder ve herkese selam verir. Fakat ilahlar konusunda doğruluktan ayrılmasına razı değilim. İlahlar? Hangi ilahlar ki insanların açlıktan ölmelerine razı oluyorlar? Zenginin fakiri kandırıp sömürmesine, güçlünün zayıfı ezmesine göz yuman ilahları kastediyorsun sen. Onlar ki günahsız ve masum kız çocuklarını öldürmeyi babalarına mübah görüyor. Kadınların köleleştirilerek hayvan muamelesi görmesine ve evleneceği kişiyi bile seçmesine müsaade etmeyenlere mi ilah diyorsunuz siz? Bildiğim kadarıyla annen hiçbir şeye zorlanmadı. Biliyor musun ey Yasir, seninle ben asla bir araya gelemeyebilirdik. Sen de bizim oğlumuz olmazdın ya Ammar. Neredeyse babam ilk iki kız kardeşimi gömdüğü gibi beni de diri diri gömecekti. İkinci kardeşimi gömerken ki halini hatırlayınca eli varmadı beni gömmeye. Üzerine toprak atarken hala o masumcuk. Annemin memesini emdiği gibi. Babamın parmağını yakalamış, onu emmeye çalışıyordu. Galiba babamı çok etkilemişti bu. Ve diyebilirim ki ben... önceki iki kız kardeşim sayesinde sağ kalabildim. Ama gelenekler böyle ey Sümeyye. Bunlar gelenek olamaz ya Yasir. Bunlara rıza gösteren ilahlar kulluğa layık olamaz. Sabah oldu, gitmem gerekiyor anne. Resulullah'ın yanına. Git evladım. Git Muhammed'in yanına. O güven veren emin bir insan. Git oğlum. Eyvah, takip ediyor. Oku, oku. Muhammed okuma yazma bilmiyor ki. Ama o vahiyle konuşuyor. Nasıl yani konuşuyormuş? İşte ben de konuşuyorum. Muhammed neler söylüyor? O Allah'ın vahyettiklerinden başka bir şey söylemiyor. Hangi kelimeler, hangi ilah? İlahlar konuşur mu hiç? Muhammed uyduruyor. Allah'ın kelamı Kur'an'dır. Onda Allah bizimle konuşuyor. Ayetlerini Hazreti Muhammed'e indiriyor. Onun kelimelerinde değişiklik olamaz. Muhammed rüya görmek için kendini açlığa vermiş. Siz demiyor muydunuz örtünün altına gizlendiğini, gözlerini kapattığını? Evet ama gören sadece göz değil kalptir. Bu kadarı da çok ama. Haddini bildirin, vurun ona. Hayır, olmaz. Bu çözüm değil. Muhammed niye anlamak istemiyor ki? Bizim hayatımız Kâbe'deki putlara emanettir. Biz Kâbe'nin sahipleriyiz. Her sene kafileler bize uğrar. Kâbe'yi tavaf ederler. Biz de ticaretimizi yaparız.
Anlayacağın ey genç, iş sandığın kadar kolay değil. Şimdi biz 300 ilahı görmediğimiz bir ilahla nasıl değiştirebiliriz? Diyorsun ki o her yerdedir. Burada, benim evimde, Taif'te, Yesrib'de, Yemen'de, Ay'da, Güneş'te. Öyleyse neden ve kimin için hacılar Mekke'ye geliyorlar? Halbuki herkes kendi evinde ona ibadet edebilir. Kureyş'in ilahları hem ibadet hem de ticarettir. Allah alınıp satılan bir meta olamaz. Bunu sana kırbaç öğretir. Aklını başına al delikanlı. Benim bir sorum var. Duydum ki bu Ümmi bir kölenin efendisiyle eşit olduğunu söylüyormuş. Paramla satın aldığım Bilal şimdi benimle eşit mi yani? Elbette. O da bir insan. Allah'ın Resulü buyurdu ki, insanlar tarağın dişleri gibi Allah katında eşittirler. Bu da köleleri hürriyet için umutlandıran bir kurnazlık olmalı. Burunları iyice büyür artık. Bilal. Mekke'de bir efendiyle basit bir kölenin arasındaki farkı şu gence bir öğret bakalım. Kırbacı verin. Onu öyle döv ki sonrasında bir kelime edemesin. Vurana ya Bilal. Doymadın mı? Vur hadi. Vurana Bilal. Hadi. Dediklerini yap. Onlara itaat et. Kıyma kendine ya Bilal. Mekke'de fitne nerelere kadar ulaştı? Adam yerine konuluyorsan bil ki efendilerinin tanrıları sebebiyledir. Efendinden başka tanrın olamaz. Seni satın alırken Bilal, bedeninin yanında ruhuna da sahip olmuştum. Ben sana gösteririm. Ahad. Allahu Ahad. Kim daha güçlü söyle. Ahad. Ahad. Konuş. Ahad. Efendim mi? Yoksa bir olan Rabbin mi? Ahad. Ahad. Allahu Ahad. Hak ettiği dersi verdin mi? Bundan böyle zenci bir köle bize vaaz vermemeyi öğrensin. Ümeyye! Ümeyye! Ebu Bekir, Bilal için 100 dinar vermeyi teklif ediyor. Bir dakika. Bir dakika. Terbiye edilen bir köleyi satmak bize yakışmaz. Peki 200 olursa? O zaman ne dersin ya Ümeyye? Ebu Bekir demek, Muhammed demektir. Böyle giderse kölelerin fiyatı el yakacak. Yoksa bundan sonra kendi işimizi kendimiz yaparız. Alın götürün onu. Benim ona ihtiyacım yok artık.
Yaşadığım sürece bana itaat etmek mecburiyetindesin. Niçin babanı kızdırıp duruyorsun? Eğer içki içip eğlenseydim, Mekke sokaklarında bir serseri gibi dolaşsaydım, babamın hoşuna giderdi, değil mi kardeşim? Bana kardeşim deme artık. Ne oluyor size? Bunlar ne böyle? Hepiniz benim evladımsınız. Ve sen, ne istersen veririm. İstediğin her şeyi. Ben aradığım her şeyi hem de fazlasıyla onda buldum. Bırak onu gitsin. İstediği gibi yaşasın. Kendini düşünmüyorsun. Bari babanın hatırı için. Gelişini gözleyeceğim yüzünde. Ben de sizin dönüşünüzü. Yeğenin ilahlarımızın aleyhinde konuşuyor. Atalarımızı dalalete itham ediyor, çocuklarımızın aklını çeliyor. Biraz yavaş ol, bu telaş da ne böyle Ebu Cehil? Eğer insanları ifsat ettiğini bilseydim susmazdım. Onun yanındakiler Mekke'nin en iyi gençleridir. İyi ya işte, Araplar bize ne der? Mekke'nin önde gelenlerini gençler idare ediyor demezler mi? Söyler misin bana ey Ebu Talip? Yemek yiyen, aramızda yürüyen ve bizimle konuşan biri nasıl peygamber olabilir? Doğrusu artık sabrımız taşmak üzere. Bak Ebu Talip, bugün biz sana bazı teklifler getirdik. Umulur ki kabul eder. Eğer kabul etmezse sonuçlarına katlanırsınız. İki taraftan biri yok oluncaya kadar. Eğer mal isterse onu en zenginimiz yaparız. Makam arzusu varsa başımıza efendi yaparız. Mülk peşindeyse başımızda kral olur. Saltanat beklentisi varsa ona Kabe'nin anahtarlarını veririz. Ey yeğenim Muhammed, kavminin söylediklerini umarım sen de duydun. Başına bir şeyler gelmesinden korkuyorum. Şu yaşlı halimle beni taşıyamayacağım yüklerin altında bırakma. Muhammed ne büyük insan. Dünyayı teklif ediyorsunuz ama o kabul etmiyor. Ve diyor ki, karşılık olarak şayet sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar, Allah'a yemin olsun ki yine bu davadan vazgeçmem. Ta ki Allah zafer murad edene yahut da bu uğurda ölene kadar. Yeni vahiy var Allah'ın emri. Artık dinimizi açıktan ilan edeceğiz. Artık inancımızı aşikar yaşayacağız. Açın pencereleri. Bütün dünya duysun. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Muhlisina lehu'd-din ve lev kerihel kafirun. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Bismillah nechar bi da'watina. Bismillah nakhruju min adh-dhulumat ila an-nur. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahu Allah 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 Allah
duyuyor musunuz ey Kureyş? Muhammed ilahlarımızı aşağılıyor, atalarımıza hakaret ediyor. Bir avuç ayak takımının kendi değerlerinizi hiçe saymasına seyirci mi kalacaksınız? Hayır, hepsini yakalım. Bu ne yapıyorsun ki? Yakalım onları. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Tutuştur. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Resulullah'ı koruyun. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Tebbet yeda Abi Lahab ve teb. Ma aghna anhu maluhu ve ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Kapatın. Mekke artık kin yudumluyordu. Öfkeyle oturup nefretle kalkıyor ve her fırsatta kabarıp köpürüyordu. İmkanları olsa oksijenden bile mahrum edeceklerdi onu ve müminleri. Ancak bir kez maya tutunca iman gönülde, mamaları söndürecek bir güç kazanır insan. Böylesine coşkun bir gönüle hangi azap acı verebilir ki? İmanın tadını alınca bir mümin, artık onun için zindanlar bile saray haline dönüşür. Aksine imansız bir insan için de saraylar bile zindanlardan farksızdır. Hakiki imanla bütünleşince gönüller, dünya ateş olsa ne gam. İşte Mekke'de, Mekkeliler de buna şahit oluyordu o gün. Bütün insanlar şahit olsun. Biz ona yönelip inandık. Şimdi işlerini bitirmenin tam zamanı, öyle değil mi Ebu Sufyan? Onu bulan ise 30 kişilik bir azalı. Her şeyi bulmuş demektir. Hayır. Kabe'de biz olmaz. Biz ona yönelip bu inandık. Bu onlar için kredi anlamına gelir. Kabe kimsenin tek elinde olamaz. O bizim atamız Hazreti İbrahim'in yadigarı. Siz de kim oluyorsunuz? Allahu Ekber. Allah'tır en büyük olan. Ondan mümkün olabilir ki. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Biz gönül verdik Rabbimize bir kere. Sizin ilahlarınıza boyun eğer miyiz? Uzaklaştırın onları Kabe'den. Bizi bu sevdamızdan kimse vazgeçiremez. Göklerden haber aldığını iddia eden şu adamı durdurun. Resulullah'ı koruyun. Resulullah'ı koruyun. Hamza ki hasreti çekilen kahramandı. Hayallerin güvercini, rüyaların üveyki.
ıstırap dolu günlerin halaskârı, uykusuz geçen gecelerin de aydınlık rüyası. Solmuş benizlere renk katan esatiri yiğit. Küfür adına gemin azıya alındığı her dönemde sana ve seninle bütünleşmiş Leventlere ne kadar da ihtiyaç var. Ne kadar da cesur ve kahraman mısın sen ya Eba Cehil? Ne demek hayır? Sen silahsız insanlara zulmediyorsun. Ama onlar bir sefihin peşinden gidiyorlar. Senden daha sefih kim olabilir ki? Ona söz hakkı bile vermiyorsunuz. Muhammed iftiracı, bölücü. Gücün yetiyorsa benim karşıma çık. Ve sizler, kimin cesareti varsa çıksın karşıma. Ben de Muhammed'in dinindenim. Onun dediğini derim. Yüreği olan çıksın karşıma. Ya Muhammed, yeğenim benim. Çölde dolaşırken geceliğin Allah o kadar büyük ki dört duvar arasına asla sığıştırılamayacağını anladım. Kim derdi ki Hamza? Aslan avcısı, içki müptelası. Gelip de Muhammed'in dinine girecek. Biz şartları ağırlaştırdıkça onların gücü artıyor. O kelimeleri nereden buluyor sence? Nereden bileyim? 40 yaşına gelmiş, okuma yazma bilmeyen bir adam. Üstelik ne ilmi var ne de bir hocası. Dağdan iniyor ve sözleri herkesi büyülüyor. Keşke sadece büyülü bir kelam olsaydı. İnsanlar onların Allah'ın kelamı olduğuna inanıyor. Kuvvetinin sırrını bilmediğimiz bir adamla nasıl başa çıkarız? Muhammed onlara cennette sütten nehirler vaat ediyor. Bunun için de arkasında insanlar toplanıyor. Önce insanların onu dinlemelerine engel olmalıyız. En zayıflardan başlayacağız. Hayır! Aman! Aman! Anacığım! Aman! Anne! Oğlum! Anne! Anneciğim! Aman! İlahlarımıza baş kaldırmak. Aman. Bırakın onu. Aman. Bırakın, bırakın onu, bırakın. Bırakın onu. Bırak. Yasir! 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 Hayır! 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 Onu da götürün, hadi. Bağlayın onu. Anne! Anne! La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. İlahlarımızın büyüklüğünü inkar edersin, ha? Hubele boyun eğ. İnkar et Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. La! 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 Anneciğim, sizde vicdan yok mu? أشهد أن محمداً رسول الله. هو بلده. عادي. لا لا لا.
Hubal! 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 Hubal'in azametini kabul et. Tazim et Hubal'i. Unut Muhammed'in dinini ve Hubal'i kabul et. Hubal! La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. İnkar et Allah'ını da Muhammed'ini de. İnkar et! İnkar et! Hadi kurtarsın bakalım seni Allah'ın. Hayır! İşte o günler inanmanın ölüme davetiye çıkardığı demlerdi. Ne sabah evden çıkarken akşam geri dönme, ne de akşam eve gelindiğinde sabaha sağ salim çıkma garantisi vardı. Ancak başka da bir çare yoktu. Yeri geldiğinde yeni filizlerle bezenebilmesi için yarınların bugün toprağın bağrına düşüp tohum gibi çatlamak gerekiyordu. İşte Yasir ailesi filiz vermek üzere toprağa düşen ilk tohumlardı. Çıkın. Ey iman kardeşlerim, hadi çıkın. Her yerde aslan yürekli, kalplere korku salan bir Hamza yoktu. Ve Kureyş işin kolayını tercih ediyordu. Gemi azıya almış, işte çığırından çıkmıştı. Evet, Allah'ın vaadi vardı. Arkasından aydınlık günler de gelecekti ama kıymetli şeyler ter döküp çile çekmeden elde edilemezdi. Hele bu iman ve ona ait değerler olursa. Sabret ya Ammar. Efendimiz anne ve babanı şöyle müjdeledi. Biraz sabredin ey Yasir ailesi. Sonunda cennet var. Efendimiz geliyor. Senin yüzüne hangi yüzle, hangi yüzle bakayım ya Resulallah? Dediklerini yapmak zorunda kaldım. Onların ilahlarıyla ağzımı kirlettim. Nasıl? Dayanılmaz bir işkenceydi. Şuurumu kaybettim. Önümde anamı babamı öldürdüler. Beni senden koparmaya zorladılar ya Resulallah. Allah'ım affet beni. Kendine bu kadar eziyet etme ya Ammar. Senin durumun Resulullah'ı da çok duygulandırdı. Merhametten gözleri yaşla doldu. Kalbinle tasdik etmeden zorla söylediğinden dolayı Allah seni mesul tutmaz. Çünkü Allah insana taşıyamayacağı kadar yük yüklemez. Sizin için burada güven yok artık. Resulullah Mekke'yi terk etmemizi emretti. Şunu bilin ki teker teker öldürecekler sizi. Habeşistan'a gidin dedi. Çünkü orada bir melik var. Ve dedi ki, onun yanında kimseye zulüm yoktur.
Çıkın yola. Hemen şimdi. Bu yol uzundu. Çilesi çoktu. Sahili selamete ulaşmak için derin sular vardı. Gönüller Resulullah'ın yanında kalmıştı. Kolay değildi tabii ki, bulmuşken ayrılmak. Neyse ki bu ayrılık muvakkattı, geçiciydi. Sürekli birliktelik için yeri geldiğinde anadan, babadan, yardan ve evlad-ı iyalden geçmek gerekiyordu. Zira gönülde bir kez bu sevdanın ateşi tutuşunca zor gibi gözüken her şey kolay olacaktı. Saklanın hadi. Her şey onun elinde değil mi? Sebepler nihayete erip tükenince yönelinecek tek makam. Zira o istedikten sonra göz görmez olur göreceği yerde, kulaklarda duymaz. Ve bu sadece belli bir döneme has bir koruma da değil. Aynı samimiyetle yürüyen her yolcu için açık bir kapı. İzlerini bulduk. Sonuna kadar takip ettik. Sanki yer yarılmış da içine girmişler. Şunu adam gibi söylesene. Kaçırdın onları. Yayaları attılar, yakalayamadılar. Resmen kayboldular. Sanki yok oldular. Ama Muhammed hala Mekke'de. Gidenler sadece zayıflar. Zayıf veya güçlü ne fark eder? Habeşistan'la olan ticari ilişkilerimize zarar verecekler. Habeşistan. Amr. Habeşistan kralı senin arkadaşın değil miydi? Biraz öyle sayılır. Peki bu arkadaşlığını kullanman mümkün mü? Gidenleri geri getirebilirim. Öyleyse doğru Habeşistan'a.
Şu boyunların az sonra nasıl eğildiğini göreceğiz. Büyüklerinizin önünde eğilmez misiniz? Biz bir olan Allah'tan başkasına boyun eğmeyiz. Biliyoruz ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Resulullah'mış. Peki daha önceleri neredeydi o ey Cafer? Niye şimdi ortaya çıkıyor? Bilginlerimiz niye ondan bahsetmiyor? Öyle her önüne gelen peygamber olur mu? Makul mu bütün bunlar? İsa'nın müjdelemesi gerekmez miydi? Dediklerinize nasıl inanırız? İşte bu doğru. Muhammed gerçekten beklenen peygamberse bunun delillerini bize göstermeniz gerekir. Bunun en büyük delili Kur'an'dır. Sözler. Ümmi birinin yazıp da Allah'ın diye iddia ettiği kelimeler. Sanırım bunları dinlemek için fazlasıyla zaman ayırdınız ey kral. Bazen bir söz savaş meydanındaki kılıçtan daha keskindir. Hem Hazreti İsa hem de onun havarilerinin sözlerinde öyle bir cazibe vardı ki dinleyenin kalbine ok gibi saplanıyor ve girdiği kalbi mum gibi yumuşatıyordu. Peki soruyorum o zaman, elinizde başka bir delil var mı? Sizi yeterince dinledim. Delilleriniz zayıf. Götürün bunları karşımdan. Resulullah yalan söylemiş olamaz. O herkesin beklediği son nebidir. Bizi buraya o gönderdi ve dedi ki, Habeşistan'a gidin, zira orada bir melik var ki onun ülkesinde kimseye zulüm yoktur. Zulüm dedikleri başkaldırmalarına karşılık adil bir cezalandırma. Peki peygamberiniz sizi bana niçin gönderdi? Çünkü sen ehli kitapsın. Ve imanın ne demek olduğunu çok iyi bilirsin. Gördünüz mü ey melik? Sözleri serap gibi, gören de abu hayat zanneder. Bence de iman en büyük hazine. Onları dinlemeden cezalandırmak olmaz. Devam edin. Ey melik, onu tanımadan önce biz ellerimizle taş ve ağaçtan yaptığımız putlara tapardık. Leş yer, akrabalarımızı gözetmez, her türlü kötülüğü yapardık. Güçlülerimiz zayıfları ezer, hak ve hukuk gözetmezdi. Ne zaman ki Allah bize bir peygamber gönderdi ki o en temiz nesebe sahip, iffeti müsellem, doğruluğu aşikar ve emanete de ehildir, bizi bir olan Allah'a kulluğa, onun dışındaki ilah yakıştırmalarından uzaklaşmaya davet etti. Biz de atalarımızdan görüp durduğumuz o taş ve tahta parçalarını bir kenara attık ve Rabbimize yöneldik. Siz bizim ilahlarımıza böyle dil uzatamazsınız. Bu kadarına da tahammül edemeyiz. Biz taş ve tahtalara tapınmıyoruz. Onların içindeki ruha kulluk ediyoruz. Onlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Herkes senin anladığını anlamaz ya Amr. Sizin dininiz neler emrediyor? Sadece Allah'a kullukta bulunmayı, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı, namazı, doğru söylemeyi emrediyor. Emanete riayet etmeyi, akrabaları gözetmeyi, komşularla iyi geçinmeyi, hak ve hukuka riayet etmeyi ve kan dökmemeyi emrediyor. Ayrıca her türlü kötülüğü, iftira atmayı, yetim malı yemeyi, iffetli kadınlara dil uzatmayı da bize yasaklıyor. O zaman söyle bana, peki kadınlar konusunda ne diyor? Allah kadını erkeğe eş olarak yaratmış ama kullukta eşitler. Bizim gibi onların da hakları ve sorumlulukları var. Onlara da ne oluyor? Biz onları alır, yedirir, içirir ve onlardan istifade ederiz. Nasıl olur da bir kadın bir erkekle eşit olur? Bu çok saçma. Allah insanı bir kadınla bir erkekten yarattı. Nasıl olur da seni karnında taşıyan anneni hor görebilirsin ey Amr? Geceleri uykusunu bölen, seni emziren, yemeyip yediren ve senin için canını veren anneni. Yüzlerce ilahın neden sustu ya Amr? Yoksa bir olan Rab karşısında mağlup mu oldular? Bizim Rabbimiz bütün insanların Rabbidir. İbrahim'in, Musa'nın, Zekeriya'nın, Yahya ve İsa Mesih'in Rabbi. Allah Hazreti Muhammed'i risaletle görevlendirdiği gibi daha önceleri onları da vahiyle şereflendirmişti. Hiçbir peygamberin arasında fark gözetmeyiz. Bu isimleri size kim öğretti söyle? Kur'an. Hazreti Muhammed'e indirilen Kur'an. Muhammed. Mekke'nin yetimi koyun çobanı. Hazreti İsa da marangozdu ya Amr. Evet, gerçek şu ki Muhammed'e indirilenle İsa'ya verilenler bir hakikatin iki yanı gibi. Aynı kaynaktan besleniyor. Ey melik! Mesih hakkında hoşa gitmeyecek sözler söylüyorlar. İsa Allah'ın oğlu olamazmış. Ne diyorlar Mesih hakkında? O da diğer insanlar gibi bir beşer diyorlar.
Söyleyin bakalım, Mesih hakkında ne diyorsunuz? Hazreti Muhammed'e indirilene göre o, iffet timsali Meryem'e ulaştırılan Allah'tan bir ruh. Sor bakalım onlara, Mesih nasıl doğmuş? Sizin Kur'an'ınızda Mesih'in doğumu ile ilgili bir şey var mı? Evet. Birebir anlatmama izin verir misiniz? Şöyle yaklaş. Ne biliyorsan söyle. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. İşte size Mesih hakkında Kur'an'da yer alan Allah'ın beyanları. Ne garip. Sizin dininizle bizim dinimiz arasında şu çizgi kadar bile fark yok. Ya Amr, vallahi vadiler dolusu altınlar da verseniz bu adamları size teslim etmem. Ülkemde dilediğiniz gibi huzur ve güven içinde kalın. Ta ki Rabbiniz size dönüş izni verinceye kadar. Olur şey değil. İmkansız. Muhammed elimizdeki her şeyi alıyor bizden. Hatta uzaklardaki dostlarımızı bile. O zaman biz de onu Mekke'de sıkıştırırız. Evet, 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 onu evet. Kim koruyor? Ebu Talip. Bütün bağlarımızı koparız. Haşimoğullarının. Kureyş'te bütün bağlarını evet, keseriz. Evet, 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 evet. Muhammed ve dostlarıyla alışveriş yapılmayacak. Sığınılacak. Bir mekan bile verilmeyecek. Ne yemek verilecek, ne de satışı yapılacak. Onlarla ne evlilik yapılacak, ne de kız verilecek. Hepsi çölde ölüme terk edilecek. Ta ki dinlerinden dönünceye kadar. Her geçen gün Kureyş'in kini artıyordu. Utanılacak tavırlar sergilemeye başlamışlardı. Genç ihtiyar, çoluk çocuk demeden herkese saldırıyor ve ellerinde ne varsa alıyorlardı. O gün için inandım demek, ölüme davetiye anlamına geliyordu. Derken çıkardılar hepsini Mekke dışına. Göz göre göre ölüme terk etmek demekti bunun anlamı. Ne baş sokabilecek bir sığınak, ne de karın doyuracak bir lokma yiyecek vardı. Üstte kavurucu güneş, altta da kızgın kumlar arasında kala kalmışlardı. Ve bu 3 gün değil, 3 ayda değil, tam 3 yıl sürecekti. Ne hastalıklar, ne sıkıntılar ve mihnet dolu 3 yıl. Günler sabır yudumluyordu. Zira hemen her gün bir çadırdan feryad-ü figan yükseliyordu. Ve bu geçen 3 yıla hüzün yılları denilecekti. Hişam, Züheyr,
Gelişinizin anlamı ne? Bu sayfayı yırtıp atmak istiyoruz. Bundan büyük ayıp olamaz. İndirin şunu aşağı. Sizlerden hiçbiri Muhammed'in kavminden değil. Bu sizi ilgilendirmez. Siz keyif sürerken kavmimizden bir grup insan çölde açlıktan kırılıyor. Bu sayfanın altında Mekke eşrafının imzası var. Buna cüret edemezsiniz. Şimdi defolup gidin, geldiğiniz gibi. Hadi. Bu da onun planlarından biri mutlaka. Mucize istiyordunuz. İşte size mucize, hem de küçük bir kurtçuğun eliyle. Şu kurtçuğa mağlup oldunuz ey Mekkeliler. Nerede azametiniz, gururunuz? İşte size ondan geri kalan. İki paralık oldunuz. Söyleyin bakalım, sizin güç ve kuvvetinize ne oldu? Allah'ın azameti karşısında eriyip gidiverdi. İşte sizin sayfanız ey Kureyş. Sadece geriye bir kelime kalmış. Allah'ın adı. Gayretleriniz boşa gitti. Allah'a karşı kim galip gelebilir ki? Mutlak galip her zaman Allah'tır. İşiniz bitik Kureyş. Ey Mekkeliler! Kurtuluş yok size. Görülen o ki hezimet yaşayacaksınız. Kahramanlığa bak. Aslan avcısı Hamza artık böcek avlıyor. Ya Hint. Bugün de yarın da avlayacağım. Bugün hayata veda günü. Vakit yaklaştı. Fakat ben sizi asıl bunun için çağırmadım. Sizi hayatımdan da ölümümden de daha önemli bir şey için, Muhammed'le barıştırmak için davet ettim. Ne olur uzlaşın artık. Nasıl olur? O bizi olmayacak bir şeye davet ediyor. Söyle ona Ebu Talip, ilahlarımızın aleyhinde konuşmaktan vazgeçsin. Dünyamızı bize bıraksın. Biz de onun dinine karışmayalım. Şayet bunu yaparsa dediklerine kulak veririz. O sizden çok değil, tek bir kelime istiyor. Bir değil, 10 kelime isteseydi verirdik. Ancak o bir kelime imkansız, olamaz. Yoksa sizler o kelimeyi duymaktan mı korkuyorsunuz? Şu şehir ne kadar da acımasız çıktı. Sıkıntılar peşi peşine geliyor. Ebu Talip, ardından Hazreti Hatice. O benim her şeyimdi. Anamdan da öteydi. Mekke'de artık ne bir dayanağımız kaldı, ne de sahibimiz. Bu şehir çok acımasız çıktı. Ümitsiz olma. Allah'tan ümit kesilmez. Allah Resulü Mekke'den ayrılmak istiyor. Taif'e gitmek istiyor. Rabbini anlatmak için. Ne Ebu Sufyan, ne Ebu Cehil, ne de Ebu Leheb var orada.
Taif, Arapların ikinci büyük şehriydi. Ellerinden tutmak için Taiflilerin buraya yönelmişti Allah Resulü. Kapıları kapatan Kureyş'e karşılık Taiflilere açılmak istiyordu. Ancak Taifliler Mekkelilerden daha baskın, daha katı kalpli ve haşin çıkacaktı. Allah'tan korkun ey insanlar! Allah'tan korkun! Nebiye taş atılır mı? Vicdanınız yok mu sizin? Hristiyan mısın? Ninova'danım. Al bunu ona götür. Aman Allah'ım, ayakları kanıyor. Rabbine yönelmiş. Allah'ım, güçsüzlüğümü, takatimin yetmeyişini ve insanlar nazarında hakir görülmemi sana arz ediyorum ey merhametlilerin en merhametlisi. Sen hor ve hakir görülen biçarelerin Rabbi. Benim de Rabbimsin. Beni kime bırakıyorsun? Kötü sözlü, kötü yüzlü uzak kimseleri mi yoksa her fırsatta bana müdahil olan düşmanlarıma mı? Eğer bana karşı gazabın yoksa çektiğim bela ve mihnetlere hiç aldırmam. Senin merhamet buyurup affetmen her şeyden daha engindir. Ey merhameti bol Rabbim, gazabına giriftar yahut hoşnutsuzluğuna duçar olmaktan senin sıcak iklimine sığınırım. Sen razı oluncaya kadar senin affını muntazır bekliyorum. Zaten bütün hal ve kuvvet de senin yedi kudretinde değil mi? Burada fazla kalmayın. Burası kesinlikle güvenli bir yer değil. Bugünden daha kötü bir gün görmemiştik. Allah Nebisinin duasını kabul edecekti. Çok geçmeden Medineli bir grup gizlice İslam'ı tercih ettiler. Belli ki sıkıntılar semereye durmuştu. Bir sonraki haç mevsiminde ise Evs ve Hazreç'ten bir grup Kureyş'ten habersiz gelmiş, zafere ulaşıncaya kadar onu ve inananları canları pahasına koruyacakları konusunda söz vererek Resulullah'ı Medine'ye davet ediyorlardı. Ey cemaat! Acele etmeyin. Öncelikle niçin ve kime söz verdiğinizi düşünün. Bunun ucunda bütün Mekke'yi karşınıza almak var. Buna karşılık yanınızda 5 kuruş olmayan meteliksiz garipler olacak. Akrabalarınız bile olsa bütün Mekke size düşman kesilecek. Sonuna kadar sebat edecekseniz evet deyin. Zafere ulaşıncaya kadar azmedecekseniz hiç düşünmeyin. Onu hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki can ve malımızı, namus ve iffetimizi koruduğumuz gibi onu da korumaya söz veriyoruz.
Bilerek söz veriyoruz Allah'ın Resulüne. Kim geri dönerse kendi aleyhine. Biz Evs ve Hazreç olarak Allah ve Resulüne iman ettik bir kere. Ensarız biz. Ölümüne söz veriyoruz açıkça. Nusret gelinceye kadar canımızla, bedenlerimizle, mallarımızla, muhacir kardeşlerimize kapılarımız da, kalplerimiz de açık. Biz İslam kardeşleriyiz. Ve tarih yeni bir sayfa yazmaya hazırlanıyor. Karanlıklardan aydınlığa açılan bir kapı. Grup grup Müslümanlar göçüyor Medine'ye doğru. Mal ve mülk geride kalmış. Ne önemi var? Allah'ın rızası var hicrette. Her davanın kaçınılmaz yolu mukaddes göç. Osmanlılar, Abdurrahman İbni Avf'lar, Ubeyde'ler ve meydan okuyan Ömer'ler. Hepsi de terk ediyorlar ana vatanlarını ve yürüyorlar yeni yurtlarına. Zamana dur diyecek ve dünyanın gidişini değiştirecek 70 küsur insan. Ancak henüz Allah Resulü Mekke'den ayrılmış değil. Bir baba şefkatiyle önce müminlerin ayrılmalarını bekliyor belki de teker teker. Bugün öylesine azametli ki tarihe mebde olacak bir gün. Bugün hicret, bugün rihlet günü. Yeniden gelebilmek için sılaya, terle sulanan çölde mihnet günü. Muhammed yeni bir saltanat kuruyor. Medine'yi ele geçirmiş durumda. Kavmin ona tabi oluyor ve sen derin uykudasın İbn-i Selul. Sen sıcak yatağında rüyalar görürken saltanatın elinden gidiyor. Beni kınamaya hiç hakkın yok ya Ebu Süfyan. Esas sen düşün. Artık onun avuçları içindesiniz. Ondan izin almadan Şam kervanlarını gönderemeyeceksiniz. Yolların yeni efendisi o artık. Ya sen? Sen ne yapacaksın? Bekleyeceğim. Fırsat kollayacağım. Nereye kadar? Araplarla siz birleşip hakkınızı alacağınız İlk mutlak ve muhteşem zaferi elde edinceye Peki, kadar. Peki bu süre içinde sen ne yapmayı düşünüyorsun? Onlardanmış gibi gözükeceğim. Hakkım olanı öyle kolay kolay bırakacak değilim. Medine bugün fedakarlık bekliyor. Münafıklık ha, seni gidi sahtekar. Evet, öyle de denilebilir buna. Ama faydalı bir hamle. İbn Selul Müslüman olacak ha. Günde 5 vakit yüzünü toprağa sürecek, secde edecek. İnanamıyorum buna. İşler planlandığı gibi yolunda giderse buna ihtiyacın kalmayabilir ey İbn-i Selul. İşi sen gelmeden önce biz planlamıştık. Muhammed'in işi bitti artık. Gelin bakın. Muhammed'i öldürmek için iyi bir planımız var. Her kabileden 50 silah tutan 7 genç topladık. Oğlum İkrim'e de onların arasında. Hepsi aynı anda saldıracak. Kanı kabileler arasında paylaşılmış olacak. Bu benim fikrim. Çözüm olacağını sanmıyorum. Artık onun davası ve sözleri ebedi kalacak. Fakat Ebu Cehil'in planı işi kökünden halledebilir. Hem de ebediyen. Tahammülsüzlüğün son kertesiydi bu. Ve sözde artık iş bitmişti onlar için. Evet, herkes tuzak kuruyordu ama yine onun dediği olacaktı. Gözlerinin içine baka baka aralarından ayrılacaktı da ruhları bile duymayacaktı. Bir avuç toprak almış ve saçı vermişti üzerlerine. Adeta ölü toprağa örtülmüşçesine gözler görmez olmuş ve o da düşmüştü Medine yollarına.
emin adımlarla. Ne de olsa Rabbi Rahim'di ona yol gösterip yürü diyen. Yatağında Ali yatıyormuş. Genç bir delikanlı nasıl da kendini feda ediyor. Bu insanlarla baş edilemez. Bütün yolları kontrol altına alacaksınız. Çölden başka gidebileceği yer yok. Muhammed'i ölü ya da diri getirene tam 100 deve benden. 3 kişiler. Muhammed, Ebu Bekir ve bir rehber. Hepsini de istiyorum. Hayya! Burada ne bekliyorsun? Medine yolu burası. Şunlar da izleri. Yani batıya mı gidiyorlar? Ben işimi iyi bilirim. Evet evet, iyi iş bitirirmişsin. Havayı koklayarak uçan kuşu bile bulurmuşsun. Hadi gelin benimle. Muhammed, çık dışarı, söz veriyoruz canını yakmadan Mekke'ye götüreceğiz. Dikkat edin, bu mağaralar zehirli yılanlarla doludur. Muhammed, artık işim bitti. Çık artık. Burada olamazlar. Örümcek ağı zedelenmemiş. Şu güvercine bak. Burada olsalardı yuvasında böyle durur muydu hiç? Niye bu kadar yol tepip de zaman kaybettik? Hadi Kuzey'e, Medine tarafına gidelim. Kudret-i ilahi, kulu ve Resulü Hazreti Muhammed'i bir vazife için göndermişti ve o vazifeyi yerine getirinceye kadar da kimse ona ilişemeyecekti. Sebep olarak da basit bir örümcek veya güvercin ölümle arasındaki perde olacaktı. Hazreti Ebubekir ise Resulullah'ın başına bir şey gelir endişesiyle üzerine titriyor ve ayrı bir telaş yaşıyordu. Onu teselli de Allah Resulüne kalmıştı. Mahzun olma. 2 kişinin üçüncüsü Allah olduktan sonra gama ne gerek? Allah bizimle beraberdir. Mağaradan ayrıldıktan sonra meşakkatli ve uzun bir yolculuğun akabinde Medine'ye ulaşacaklardı. Daha önce hiç kimsenin geçmediği yollardan yürüyor ve oraya emniyetle ulaşmak istiyorlardı. Medine'de ise ayrı bir heyecan hakimdi. Günlerdir yollarını gözledikleri efendilerinin dolunay misali ufuklarında doğacağı anı iştiyakla beklemekteydiler. Kalpler ümit ve endişe ile çarpıyordu. Vuslat ne zaman? Bir şey var mı? Hayır, henüz bir şey görünmüyor. O ve Ebu Bekir. Aklımdan hiç çıkmıyor. Geciktiler. Keşke onlarla birlikte olsaydım.
İşte oradalar. Geliyorlar. Resulullah işte orada. Allah bugün bayram olsun Allah bize. Allah aramızda Allah, Allah Resulü var. Allah Ekber! Allah Ekber! Yanımdan kaybol ki gelişime hürmeten sana da hürriyetini vermek durumunda kalmayayım. Medine'miz Resulullah'la şereflendi. Ne mutlu bize. Hoş geldin ya Resulallah. Ben de misafir kal ya Resulallah. Misafirim ol. Evim Medine'nin en iyi evidir. Tam size layık. Kabul et de bende kal. Hayır, bende kal ya Resulallah. Bende kal ya Resulallah. Bende kal ya Resulallah. Ey Medine halkı. Bende kal. Ey Ensar topluluğu. Allah'ın Resulü bir kısmınızı diğerlerine tercih etmek istemez. İyi dinleyin ey cemaat. Kulak verin. Resulullah buyuruyor ki devenin yularını serbest bırakın. Çünkü o da memurdur. Devenin çöktüğü yere de Resulullah'ın evi ve mescidini yaparız. Evet, hep birlikte yapalım. Zekice bir çözüm. Doğrusu böyle bir tercihe hiç kimse itiraz edemez. Allahu Ekber. Resulullah'ın mescidi işte burası olur. Ey müminler!
İlk mescidi işte buraya yapacağız. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Aynı zamanda burası Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinin yanıydı. Ve bu ev yüzyıllar öncesinden samimi bir niyetle hicret ettiği gün içinde kalsın diye inşa edilmişti. İşte Allah Resulü mescidi tamamlanıncaya kadar bu evde tam 7 ay misafir kalacaktı. Resulullah da omzunda taş taşıyor, aman Allah'ım. Hicrette yaşadığın zorluklar yetmedi mi? Ne olur, siz dinlenin biraz, istirahat edin. Görüyor musun, taşımaya devam ediyor. Bize çalışmanın ibadet olduğunu gösteriyor. 53 yaşına rağmen. Peki sen kaç yaşındasın? Allah'ın izniyle bu iş tamam. Peki insanları namaza nasıl çağıracağız? Birimiz yüksek sesle davet etsin. Zaten Ömer ve bazı arkadaşlar bunun rüyasını görmüşler. Resulullah da aynı şeyi söylüyor. Evet, insan sesi. Resulullah da aynı şeyi söylüyor. Sen ya Bilal. Ben mi? Tereddüt etme ya Bilal. Bu Resulullah'ın emri. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Ey iman kardeşlerim! Ensar ve muhacirlere Resulullah buyurdu ki, ikişer ikişer kardeş olup kucaklaşın. Her bir Medineli ensar, Mekkeli bir muhacirle kardeş olsun. Ona evini açsın. Elindekileri paylaşsın onunla. Yardımcısı olsun. Allah için kardeşlik bu. Allah için. Nasıl olur da ben evimi kölemle paylaşabilirim? Oku şunu. Muhammed kendini sanki kralı ilan etmiş. Oğlumun durumu nasıl? Ne yapıyor? Aklını namaz da bozmuş. İşi gücü namaz. Bu senin elini yakmayacak mı? Şayet tedbir almazsak herkesi yakacak. Emirler yağdırıyor, yeni kanunlar koyuyor. İslam birliğinin kabile ve milletten daha üstün olduğunu söylüyor. Bu nedir? Mekke ve Medine'li her mümin ve onlarla aynı kaderi paylaşanlar, bir olup omuz omuza cihad edenler tek bir ümmettir. Bu sözler seni aldatmasın. Arap kabilelerini bir araya toplayamaz. Hele şuna bir bakın. Komşuna zulmetmeyeceksin. Komşular arasında yardımlaşma esastır. Zarar ve incitme olmamalı. İzni olmadan malına dokunmayacaksın. İstediği gibi hareket ediyor. Kitap ehli diğer dinlere de haklar tanıyor. Medine Yahudileri için yazdıklarını bir oku hele. Yahudiler de dinlerini yaşayacak, Müslümanlar da. Herkesin dini kendinedir. Herkes yaşadığının hesabını verecek. Kimse kimseye zulmetmesin. Hele şuna bakın. Kadınlara mirastan pay veriyor, onlara haklar vaat ediyor. Yakında develere de bazı haklar verir. Var, o da var. Yerde yürüyen her canlıyı, havada kanatlanıp uçan her kuşu insanlar gibi bir ümmet görüyor. Muhammed her şeyi değiştiriyor. Hatta Medine'nin yapısını bile. Lanet olsun. Her şeyimizi elimizden alıyor, çocuklarımızı, hayatımızı. Elimizdekileri alırken bile hak deyip ona göre değerlendiriyor. Bu kadar da yeter artık. Ona haddini bildireceğiz. Mekke'de bıraktıkları her şeye el koyacağız. Evlerine, bağlarına, hurma bahçelerine, bütün mallarına, çocuklarına, kızlarına. Hepsi bizim olacak. İnkarın değişmeyen mantığı işte buydu. Ona göre kendi yandaşı olmayanların dünyada yaşama hakkı da olamaz. Ey muhacirler! Beni iyi dinleyin. Size Mekke'den yeni haberler getirdim. Mekke'de bıraktığınız her şeyinize el koydular. Artık orada bir kuruşunuz bile yok. Ebu Bekir'in iş yeri. Sattılar onu. Hatta Resulullah'ın evi bile. Ona el koydular. Konumlarını güçlendirme adına hepsini satıyorlar. Artık ne orada ne de burada bir mülkünüz var. Savaşmayacak mısınız ha? Bunu kan temizler. Hakkınızı almak için. Yanılmıyorsam savaş gibi bir şey duydum. Peki başka bir çözüm var mı? Biz Allah ve Resulünün izni olmadan hiçbir şey yapmayız. Yanlış anlıyorsun beni ya Hamza. Burada bizim misafirlerimizsiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Bir parça ekmeğimiz bile olsa yarısı sizin. Bunu siz de biliyorsunuz. Hadi herkes işinin başına. Hadlerini bildirelim ya Resulallah. Evet, savaşalım onlarla. Hadlerini aşan şirretlerle. Bizi evimizden çıkmak zorunda bırakanlarla. Gösterelim hakkın gücünü batılın gözüne. Allah'ın izniyle biz haklarından geliriz onların.
Ya Resulallah, biliyorum sen hep sulhun yanındasın. Fakat bunların ondan anlayacak idrakleri yok. Anladıkları dilden konuşalım. Başka çaresi yok. Mallarımız neyse, iffetimize de dokundular. Bildirelim hadlerini onlara. Elimizden aldıklarını geri alalım. Savaşalım onlarla. Affedersiniz. Affedersiniz ya Resulallah. Huzurunuzda sesimi yükselttim. Ama bunlar kanıma dokunuyor. Kabullenemiyorum bir türlü. Savaşalım ya Resulallah. Allah izin verinceye kadar savaşmak yok. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bilal bu. Allahu Akbar! Henüz vakit girmedi. Çok önemli bir durum olmalı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Yeni inen Kur'an ayetine kulak verin. Bismillahirrahmanirrahim. Uzine lillezine yukateluna bi ennehum zulimu. Ve innallaha ala nasrihim lekadir. Ellezine uhricu min diyarihim bi gayri hakkin illa en yekulu rabbunallah. Sadakallahul azim. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Gibilere ihtiyacımız var. Ey muhacir ve ensar topluluğu! Allah Resulü'nün savaş talimatına hakkıyla riayet edin. Ne bir hastaya, ne bir ihtiyara, ne bir çocuğa, ne de bir kadına dokunacaksınız. Ağaçları kesmeyeceksiniz. Sadece size zulmeden ve mallarınızı alanlarla savaşacaksınız. Ey müminler! Bedir kuyularını tutun! Kureyşliler! Kureyşliler! Ey Kureyşliler!
Kureyşliler! Hemen silahlarınıza sarılın. Mallarınızı elinizden kaçırmayın. Muhammed! Muhammed ve adamları kafilenize saldırıyor. Kaç kişiler? 300 kadar. Birkaç da atlıları var. Bizim 200 atlımız olsun. Develeri kaç tane? 70 kadar. Bizimki 170 olsun. Ben de 20 deve katayım. Şarap yükler, alem yaparız. İşte bu yıllardır beklediğim andı. Onlara günlerini göstereceğiz. Mutlak zafer bizim olacaktır. Reis savaş için yola çıktı. Müslümanlarla savaşmak için Bedir kuyularına gidiyorlar. Senin de onlara katılmanı istiyorlar. Bu doğru olmaz. Bu kadar malı tehlikeye atamaz. Akıllı olmalıyız. Bedir kuyularından uzaklara, batıya gidiyoruz. Senin de Bedir'de olman gerekiyor ey Ebu Süfyan. Gece durmadan yol alırsak sabahleyin onlara yem olmaktan kurtuluruz. Kureyş'in içindeki konumunu unutuyorsun ama. Benim görevim kervanı Mekke'ye sağ salim ulaştırmak. Evet. Bugün benim görevim bu malları kurtarmak. Desene artık avuçlarımızın içinde. Acele etme. Acele davrananlar ölümle hep burun buruna gelmişler. (Gülüyor)
Ebu Süfyan Bedir'den uzak batı tarafına yöneldi. Öyleyse kervan emin ellerde. O zaman savaşa da gerek yok demek. Ne demek savaşmak? Kendi kavmimizle savaşmak pek makul değildir. Sonu gelmeyen bir başlangıç demek. Babayla oğlun savaşını mı kastediyorsun? Oğlun da onlarla değil mi? Ona haddini daha Mekke'deyken bildirmen gerekirdi. Senin gerçek evladın Velid'dir, unutma. Beni bu işten muaf tutsanız, belki korktuğumu düşüneceksiniz ama korkak değilim. Madem istiyorsunuz o zaman savaşalım. Bu bulunmaz bir fırsat. Şayet kaçırırsak elimize bir daha geçmez. Zaferimiz için. Zafer! Zafer! İşiniz tamam mı? Herkes işinin başına. Acele edin. Çabuk olun. Herkes yerini alsın. Hızlı davranın. Herkes tamam mı? Taraftakilere de bakalım. Resulullah'tan emir gelinceye kadar yerinizden ayrılmayın. Esbaba tam tevessül edelim ki Allah'ın inayeti üzerimize olsun. Thank you.
Önce kahramanlarınızı bir görelim bakalım. Siz kimsiniz? Ya Muhammed, bizim karşımıza denk insanlar çıkar. Geri dönün. Kardeşim Şeybe. Oğlum Velid. Ve ben. Babana karşı olmaz. Ubeyde. Ben. Ve Ali. Unutmayın arkadaşlar. Bugün imanla küfrün savaş günü. Her kim sabırla ve karşılığını Allah'tan bekleyerek savaşırsa maksadına nail olur. Ya zafer ya şehadet. İkisi de aynı bizim için. Nasıl, şimdi denk miyiz? La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Askerler! Hadi ileri! Okçular! Hazır olun! Haydi! Bir daha!
Yeniden toparlanıyorlar. Hücum! Geri çekilin! Ve hücuma hazır olun! Resulullah esirlerin böyle bağlanmasına razı değil. Ama onlar bizi kılıçtan geçirirlerdi. Bize Resulullah'ın sözlerini dinlemek düşer. Artık savaş bitti. Biz Müslümanız. Müslümanca davranmalıyız. İnsanca muamele edin onlara. Onlardan her kim okuma yazma biliyorsa 10 kişiye öğrettiğinde serbest kalacak. Bu kadar taciz ediyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Bize kızgınlıklarından dolayı. Neden? Onlarla Bedir'de savaşmadığım için. Bunu kendim için değil ya Hind. Kureyş'in mallarını kurtarmak yeter için yaptım. Yeter artık! Yeter! Defolsunlar başımdan! Bıktım! Bıktım bu atlardan. Benden daha büyük acısı olan var mı? Babam! Kardeşim! Amcam! Musibetin en çetini benim başımda değil mi?
Muhammed. Ali. Hamza. Hamza! Tırnaklarımla ey Hamza. Kendi ellerimle ey kelle avcısı. Parçalayacağım seni. Hamza. Hamza! Avlayacağım seni ey aslan avcısı. Seni öldürünce de ciğerlerini sökeceğim. Babamı öldürdüğün için parçalayacağım seni. Sen ki amcamı öldürdün. Senin kanını içeceğim. Senin kanını içeceğim. Seni öldüreceğim. Seni parçalayacağım Hamza. Yaptıkların yanına kalmayacak Hamza. Bu kadar fazla elin, yazık ediyorsun kendine. Zaman ağlama zamanı değil bizim için. Yeniden toplanacağız. Dostlarımızı da alacağız yanımıza. Muhammed'in karşısına yeniden çıkacağız. Hem de güçlü bir orduyla. Hamza. Hamza. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Burası Medine mi? Her şey ortada. Alıp götürsen kimsenin ruhu duymaz. Bu onların yeni dininden olsa gerek. Dükkanları bekleyen hiç kimse yok. Onları Allah koruyor. Nerelisin? Yemen. Mekke'ye uğradın mı? Yolumun üzerim. Orada konakladın mı? Evet. Devimi dinlendirinceye kadar. Develer için Mekke dünyadaki en iyi dinlenme yeri. Çölden ne haber? Hoşunuza gideceğini sanmıyorum. Toplanıyorlar. Eli silah tutan her genç Mekke'ye gidiyor. Bizim gücümüz burada. Onları asla küçümsemeyin. Birbirlerini coşturmak için yarışıyorlar. Mekke'de her evden davul dümbelek sesi geliyor. Thank you.
Halit hala gelmedi. Merak etme. Emin ol ki o sahip olduğumuz en iyi askerlerimizden biri. Devam edin. Şu siyahi olana dikkat et. Adı Vahşi. İşi de adı gibi. Seni hürriyetine kavuşturur. Ağırlığın kadar altın gümüş veririm. İpek libaslar alırım sana. Yeter ki bunun gibi bir kez daha at onu. Sonunda geldiler. Sayılarını biraz sonra anlarız. Kalabalık bir ordu. 3000 kadar. Yüzlercesi de atlı. Onları Bedir'de yenmedik mi? O geçen seneydi. Bedir'in intikamını almak için geliyorlar. Haydi gidin ve silahlarınızı hazırlayın. Mekke gençleri, şimdi intikam zamanı. Dişe diş, kana kan. Şimdi kahramanlık zamanı. Biz garip kızlarıyız. En güzel halılar üzerinde salınırız. Boyunlarımızda gerdanlıklar, güzel kokular içinde. Kahramanlara kucak açar, döşekler sereriz. Korkaklara yüz çevirir, onlara iltifat etmeyiz. İşte Hamza orada. Görüyor musun? Bugün senin günün. Ubade. Şu atlıları görüyor musun? Duruşları hoşuma gitmiyor. Halid'in atlıları. Halit. Benim de dikkatimi çekiyor. Hamza!
Efendimiz diyor ki, atlılara dikkat edin. Ben de gördüm. Ama niyetlerini sezemiyorum. Endişe etme. Resulullah gelebilecek bir tehlikeye karşı tepeye elle okçu yerleştirdi. Ve dedi ki onlara, arkamızı sağlam tutun. Şayet bizi öldürülürken bile görseniz sakın yardıma gelmeyin. Ganimet topladığımıza şahit olsanız yine de yerinizden ayrılmayın. Ne olursa olsun yerlerinden ayrılmamalarını söyledi. Zeyd, Resulullah'a hazır olduğumuzu ulaştır. Yaşasın Ubel! Yaşasın Ubel! Durumu nasıl görüyorsun ey Hamza? Onlar sayıca bizden fazla. Fakat biz iman gibi bir kuvvete sahibiz. Biz onları, onlar da bizi görüyor. Önümdeki hiçbir şey beni korkutmuyor. Yeter ki Resulullah'ın sözünden çıkmayalım. Okçular, hazır olun. İleri. Hücum. Hazır. Ya Allah. Hamza'yı şehit ettiler. Allah için kanını yerde bırakmayın. Yerlerinize dönün. Durun. Kaçmayın. Durun. Nerede sizin erkekleriniz? Nereye? Nereye kaçıyorsunuz? Kaçmayın. Korkanlar. Kaçmayın. Durun. Sancakları da düştü. Ellerini kırdık onu. Artık beklememize gerek kaldı. Biz de ganimet toplayalım. Sakın yerinizden ayrılmayın. Resulullah'ın emrine muhalefet etmeyin. Sağ tarafı zaafa uğratıyorsunuz. Savaş yine kaybettik ey Halid. Ordu darmadağın oldu. Henüz değil.
Resulullah nerede? Öldürüldüğünü duydum. Resulullah şayet ölmüşse, hadi siz de onun davası için vuruşun ve verin canınızı. Resulullah ölmedi, o savaşıyor. Zafer senin zaferin ey Halid. Hala yaşıyorlar. Fakat Bedir'in intikamını aldık. O ve dini tükeninceye kadar zafer kazandığımızı söyleyemeyiz. Şayet daha fazla yaklaşırsak onu ölümüne savunacaklar. Sonra da ağır bedel öderiz. Ya Muhammed! Beni duyuyor musun? İşte savaş böyledir. Bir gün size, bir günde bize. Dün sizdiniz sevinen, bugün de biziz. Şimdi başa baş sayılırız. Yaşasın Ubel! Yüce olan Allah'tır. Ölümü veren de alan da O'dur. Bizim ölülerimiz cennete, sizinkilerse cehenneme gitti. İzzet bize aittir. Size ne oluyor ki? Bizim dayanağımız Allah'tır. Kafirlerin nesi var ki? Hamza. Hamza. Beni duyuyor musun? Ben Hint. Utbe'nin kızı. Hatırlıyor musun nasıl öldürmüştün onları? Babamı. Kardeşimi. Ve amcamı. Ölüm sana az gelir. Dindiremez o benim acılarımı. Vahşi! Parçala onu. Paramparça! Ciğerini istiyorum. Savaşı kaybettiler. Kılıçları bırakıp kazmalara sarıldılar. Ne kadar da saflar. Mantık yürütüyorlar. Bunca musibete rağmen hala mutlu görünüyorlar.
Allah'ın kendilerini imtihan ettiğine inanıyorlar. Söyledikleri gibi Allah yolunda savaşıyorlar. Onların hedefi Mekke. Bir gün alacaklar onu. Göreceksin. Ne zaman öyle vakti yıldızlar görülür? Belki o zaman. Onları o kadar küçük görme. Mekke onların ana yurdu. Vahyin çoğu orada indi. Bu senede hac için gidecekler oraya. Ne dedin? Silahsız olarak. Silahsız mı dedin? Ebu Süfyan çölde işlerini bitirecek desene. Allah'ın kendilerine yardım edip kurtaracağına inanıyorlar. Ancak ben de senin gibi düşünüyorum. Çöl onlara mezar olacak. Gelin kardeşlerim. Şimdi de sohbeti canan zamanı. İman adına bir kapı daha aralayalım. Herkes yerinde kalsın. Kimse karşılık vermesin, tahriklere kapılmayın. Zaten onların istediği de bu. Allah insaf versin. Thank you.
Ey muhacir ve ensar! İş ciddiye bindi. Allah'ını seven gelsin, şu ağacın altında ölümüne yeniden söz versin Rabbine, yüreğinden gelerek. Hudeybiye yeni bir dönüm noktasıydı. Ve Allah Resulü bütün müminleri bir ağacın altında toplayarak teker teker söz aldı. Ölümüne bir sözdü bu. Öyle ki gelen bir ayette bu ağacın altında söz veren müminlerden Allah'ın razı olduğu anlatılacak ve onlara iç huzuru ve itminan vereceği bildirilecekti. Bir de Allah onları yakın bir fetihle müjdeliyordu. Belli ki ölümüne söz vermeden, verdiği söze sadakatte emin olmadan fetih mümkün değildi. Kureyş Mekke'ye sokmamaya kararlıydı ve anlaşma zemini kolluyordu. Ancak şartları bir türlü hafifletmiyor ve dediğinde diretiyordu. Çok farklı isimler aracılık için devreye girdiyse de bir türlü beklenen anlaşma sağlanamamıştı. Başka bir temsilci geldi. Gelen Süheyl İbn Amr. Umulur ki iş kolaya biner. Ya Muhammed! Daha önce görüşülen şartları kabul ediyorsan sözleşmeyi imzalayayım. Bu işi uzatmayalım. Bu da ne böyle? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz bunlara inanmıyoruz. Anladığımız şeyleri yaz. Bu Amr'ın oğlu Süheyl'le Allah'ın Resulü Muhammed. Senin Resulullah olduğuna inansaydık savaşmazdık. Sil ve şöyle yaz. Bu Amr'ın oğlu Süheyl'le Abdullah'ın oğlu Muhammed arasında yapılan anlaşmadır. Şimdi daha iyi oldu değil mi? Doğrusu da bu zaten. Muhammed ve ashabı bu yıl geri dönecek. Mekke'ye girmeyecekler. Mekke bizim kendi yurdumuz. Gelecek yılsa size Mekke'nin kapılarını açarız. Gelir ve haccınızı yaparsınız ama 3 gün. Kılıçlar kınında olarak. Şayet kabul ediyorsanız 10 yıl savaşmamak üzere anlaşma geçerlidir. İnsanlar emniyet içinde olacak. Kimse kimseyi rahatsız etmeyecek. Gece baskınları olmayacak. Kimseye gadredilmeyecek. Tabii biz de. Bizden birisi Müslüman olur da sizin yanınıza gelirse onu bize geri göndereceksiniz. Ancak sizden biri bize sığınırsa o geri verilmeyecek. Eğer bir madde ihlal edilirse bütünü birden bozulur. Son sözüm budur. Tam 10 yıl. Barış içinde 10 yıl. Zaten böyle bir zamana ihtiyacımız vardı. Onu iyi değerlendirmemiz lazım. Bunlar Efendimizin mektupları. Dünya liderlerini İslam'a davet ediyor. Rum Meliki Heraklius'a, Fars İmparatoru Kisra'ya, Kıptilerin Kralı Mukavkıs'a. Efendimizin mektupları. Allah'ın izni ve bereketiyle düşün. Savaş riski ortadan kalkmış ve artık insanları dine davet, barış içinde yürütülüyordu. Bu dönem, değerlerin herkesle paylaşılması ve temsilinin iyi ortaya konulması gereken bir dönemdi. Zira en belli dil, bugün olduğu gibi o gün içinde temsiliydi. Sizden birinin imanı, kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe,
kemale ermez. Komşusu açken tok olarak yatağına giren, kamil anlamda Müslüman olamaz. Dinimiz taassup ve körü körüne taklitten bizi alıkoyar. Allah insanları bir erkek ve dişiden yaratmış. Sonra da tanışıp kaynaşsınlar diye kabile ve milletlere bölmüştür. Şüphesiz ki en kıymetli ve şerefli insan Allah katında takva yönüyle en önde olandır. Doğrusu sözün en doğru olanı Allah kelamıdır. Allah sadece kendisine kullukta bulunmayı ve ana babaya da ihsanla muamele etmeyi farz kıldı. İşte gerçek iman bu. Onları hor ve hakir görmeyeceksin. Onlara daima yumuşak söz söyleyip, üzerlerine rahmet kanatlarını gereceksin. Ve diyeceksin ki, Allah'ım onlar nasıl bana şefkatle yaklaşıp kollamışlarsa, sen de onları merhametinle kucakla, affına mazhar et onları. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden doğru ve hak olan geldi. Artık kim hidayet yolunu tutarsa bu kendine, kim de sapıklığı tercih ederse o da kendi aleyhinedir. Kim ahiret yurdunun arkasında olursa onu mükafatlandırırız. Kim de dünyanın peşinde olursa ona da Allah onu verir. Ama onun ahiretten bir nasibi olamaz. Sizler kendi içinizde değişip başkalaşmadıkça Allah inayetini sizden eksik etmez. Dinde sabit kılar ve kaydırmaz ayaklarınızı. Emanete riayet bir esastır. Sana kötülük yapılsa bile sen onlara sakın kötülük yapma. Hepiniz çobansınız ve hepiniz raiyetinizden sorumlusunuz. İdareci bir raidir ve tebaasından sorumludur. Evin reisi hane halkının çobanıdır ve onlardan mesuldür. Kadın da evinin çobanıdır ve o da hanesinden sorumludur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz de raiyetinizden sorumlusunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ne ona zulmeder ne de zulme maruz kalır. Bir Müslümana, Müslüman kardeşini küçük görme gibi bir günah vebal olarak yeter de artar. Beni geri götürmek için mi geldin? Hayır, beni ona götürmen için geldim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yaptıklarımdan dolayı Allah beni affeder mi acaba? Endişelenme ey Halid. Allah önceki hatalarını İslam'la tertemiz eder. Allah'ın nimet ve bereketi üzerinize olsun. Ama mübarek vücudunuzu hasır incitiyor. Şu hırkanın üzerine oturmaz mısınız? Resulullah bize çetin şartlarda yaşamayı öğretiyor. Çünkü nimet devam etmeyebilir. Onun da zaten sadece bir abası var. Ziynetli halimle huzurunuza geldiğim için beni affedin ya Resulallah. Şayet kabul buyurursanız hepsini ihtiyaç sahiplerine dağıtın. Ey Halid, ona ihtiyacımız var. Bugüne kadar o Müslümanlara karşı kullanılıyordu. Bundan böyle o kılıcı Allah yolunda kullanacaksın. Allah'ın izniyle o da olacak.
ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran Rabbimizin azametine bakın. Hezimet sandığımız Hudeybiye'yi hakkımızda zafere çevirdi. İslam'ı temsilimiz ne kadar mükemmel olursa dinimiz adına o kadar mesafe almış olacağız. Samimiyetle insanların kalplerine yönelmek ve gönüllerimizi açmak gerekiyor. Ne oluyor? Ebu Süfyan geliyor. Ebu Süfyan geliyor. Muhammed nerede? Onunla konuşmam lazım. Resulullah mescitte. Hani sözünüzde dururdunuz? Anlaşmayı niye bozdunuz? Ya Muhammed, Hudeybiye'deki anlaşmayı biz bozmadık. Onlar bir avuç çapulcu. Benden niye yüz çeviriyorsun ya Muhammed? Dur, bekle biraz ya Muhammed, dur biraz. Çöl eşkıyalarının, serserilerinin yaptıklarını niye bize mal ediyorsun ha? Hem saldırı gece olmuş. Kim görmüş onların bizim adamlarımız olduğunu? İçinizde gören var mı? Söyleyin bana, bir gören var mı? Ey Bera, seninle arkadaş değil miyiz? Ya Huzeyfe, akrabalarımızın hatırına bir şeyler söyle. Çıldırtmayın beni. Ya Ebu Bekir, ya Ali, aramızı bulun, beni dinlemeli. Ben Kureyş'in efendisiyim. Ben demek Mekke demektir. Ebu Sufyan'ım, nasıl dinlemezsiniz beni? Çünkü sen ne sözünde durdun ne de emanete riayet ettin. Ebu Sufyan hem suçlu hem de güç dileniyor. Çünkü sen Ebu Sufyan inadına kurban oluyorsun. Nereye kadar? Hala zamanı gelmedi mi? Senin bu kadar değişebileceğine inanamıyorum. Evet ya. İman bu. Girince bir gönüle değişiveriyor insan. Neler diyorum ben. Hezimet bu. Mekke'nin koyun çobanlarına mağlup oldum. Bir adam, iki çocuk ve bir kadınla başlayan bir din önünde diz çökmek ha. Temeli 4 kişiyle atılan bir din. İnansan da inanmasan da Allah dileyince her şey olur. Peki bu dileme niye Mekke'den, bizden bir başkasını seçmedi? Aklını kullan ey Ebu Süfyan. İlahlarınızın sonu geldi artık. Allah'ın nuru karşısında hangi karanlık veya yıldız böceği varlığını devam ettirebilir ki? Hala geliyor. Akşama kadar sayıları 10.000'i bulacak. Nihayet döndüğüne göre savaşa hazırız demektir. Bütün yolları kapatıp evleri yıkacağız. Boşuna uğraşıyorsunuz. 10.000 kişilik bir orduya sahipler. Korkak. Ölürüz de Muhammed'i sokmayız Mekke'ye. Sen evine dön ey Hint. Ödlek.
Mekke'nin efendisi sen değil miydin? Şu haline bak. Şimdi benim babam, kardeşim ve amcam sen Mekke'yi teslim edesin diye mi öldüler yani? Söyle! Biraz akıllı ol Hint. Sonucu belli olan bir yola girmenin hiçbir anlamı yok. Kabullenmek zor olsa da başka çaremiz yok. Bu gece burada konaklayacağız. İşte Mekke. Artık kokusunu bile alabiliyorum. Şu manzaraya bak. Sanki gökteki yıldızlar vadiye inmiş. Ne müthiş manzara. Bayram yeri gibi. Ne garip, sanki ekmeklerinin kokusunu alıyorum. Savaş niyetinde olmadıkları belli. Evlerinin duvarlarında ve kapılarının eşiklerinde kan lekesi istemiyorlar. Biz onları Mekke'den kovduk, onu kalplerinden sökemedik, sökemeyeceğiz de. Şansımı bir kez daha deneyeceğim. Beni ona götürün. Mekke'yi teslim etmek için mi geldin? Ne o? Bir lokma ekmek de mi vermeyeceksin? Biliyorum. Belki de beni öldürmek istiyorsunuz. Geliş sebebini anlat bakalım. Çadırlardan yükselen ateş ve etrafındaki adamları gördüğümde ne kadar büyük bir güç hazırladığını gördüm. Bundan böyle şayet uygun görürsen... Hala şartlar mı öne sürüyorsun? Ya Ebu Süfyan, senin kalbin ne zaman yumuşayacak ve ne zaman sen de imana geleceksin? Hala bazı şüphelerim var. Kelleni alırsam şüphe falan kalmaz. Hayır ya Halit. İslam'la şiddet bağdaşamaz. Yakındır. Belki senelere, belki de küçük bir ana ihtiyaç vardır. Allah dilediğini hidayetle şereflendirir. Ey siyahi köle! Sen ne güzel misalsin. Benden değil, Allah'ın bana olan lütfu bu. Evet. Zamanı geldi, geçiyor bile. İçimden gelerek... ve kimsenin tesiri altında kalmadan... vicdanımın sesini haykırmak istiyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şimdi bırakın da gideyim. Herkes evlerine girsin. Müslümanlar Mekke'ye üç koldan geliyorlar. Müslüman orduları üç kapısından da Mekke'ye giriyorlar. Hemen evlerinize girin. Hemen evlerinize girin. Müslüman orduları Mekke'ye üç kolda geliyorlar.
Şefkatle davranılacak. Yağma yapılmayacak. Kimseye kötü muamele yapılmayacak. Kapısını kapatıp evinde kalan emniyettedir. Ebu Sufyan'ın evine sığınan da emniyettedir. Kabe'ye giren de emniyettedir. Verdiği sözü tuttu. Tek bir kapıyı bile zorlamıyorlar. O kalplere yöneliyor. Şu büyüklüğe bak. Her şeye rağmen kimseyi kınamıyor. Neredeyse kahrımdan öleceğim. Her şeyi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Hayatımızı verdik mücadele için. Evet. Hepsi de boşunaymış. Artık hatalarımızın kurbanı olmaktan kurtulmalıyız. Başka çare yok ey Hind. Ne büyük ihtişam. Adım adım Kabe'ye gidiyorlar. Yurtlarından zorla çıkarılan 70 kadar insanın 10 binler olup geri gelişinin destanıydı
Mekke'nin fethi. Allah'ın Resulü ile Allah için yeryüzünde ilk inşa edilen mabedin yeniden buluşmasıydı aynı zamanda. Sahibi gelmişti ya, kapılar da sonuna kadar açılacaktı. Ancak ilk zamanlardaki saffetiyle ibadet edilebilmesi için öncelikle temizlenmesi gerekiyordu onun da. Temizlenmesi gerekenler arasında Kureyş'in yerleştirdiği putlar da vardı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz bevvâna li İbrahim mekânel beyti ellâ tuşrike bi şey'a ve tahhir beyti lit-taifîn vel-kâimîn vel-rukka'is-sucûd. Sadakallâhu'l-azîm. Batıl zahil oldu. Zaten tükenmeye de mahkum. Kâbe temizlenmiş, sıra Allah'ın adının Mekke semalarında yankılanmasına gelmişti. Mekke'de ilk kez ezan okunacaktı. Bunu da bir zamanlar ehad, ehad diyerek iniltileri dağlardan yankılanıp gelen Bilal yapacaktı. Çıktık Kâbe'nin üstüne ve dostlarla halvet yaşarcasına bir sesle haykırdı Rabbinin adını. Artık Mekke'de ne Ebu Cehil vardı ne de Ümeyye. Ne Utbe'nin sesi duyuluyordu ne de Şeybe'nin hükmü geçiyordu. Konuşan da konuşulan da Hak'tan başkası değildi. Hasretiyle yanıp tutuştuğu Mekke'de ezan okurken Bilal'in sesi daha bir görü çıkıyordu. Kızgın güneş ve yakıcı çöl şartları altında inlerken Faran dağlarına çarpıp gelen ehad, ehadların yerini artık Allahu Ekber, Allahu Ekber sadaları almıştı. Ancak hatalarının farkında olarak boyun büken Mekkelilere de bir şeyler denilmeliydi. Mübarek dudaklarından şu cümleler dökülüverdi. Haydi gidin, hepiniz hürsünüz. Çok geçmeden haç farz kılınmış ve insanlığın iftihar tablosu Arafat'ta ümmetiyle buluşmuştu.
Zaman artık veda zamanıydı. Ayrılığın hüznü seziliyordu havada. Ve müminler pür dikkat kulak kesilmişlerdi söylediklerine. Ey insanlar! Bana iyi kulak verip dikkatle dinleyin. Belki burada, bu beldede bir daha sizinle birlikte olamam. Ey insanlar! Rabbinize kavuşacağınız ana kadar mallarınız ve kanlarınız birbirinize haramdır. Aynen bugününüzün, bu ayınızın haram olduğu gibi. Yarın hepiniz Rabbinizin huzuruna gideceksiniz. Ve her biriniz de yaptıklarının hesabını verecek. Allah'ım, tebliğime sen şahit ol. Kimin yanında bir emanet varsa, onu mutlaka sahibine iade etsin. Her çeşidiyle faiz haramdır. Sizin için helal olan ise sadece ana paranızdır. Ne başkasına zulmedin, ne de zulme maruz kalın. Cahiliye döneminde yaşanan her türlü kan davası kaldırılmıştır. Sözlerimi iyi anlayın ey insanlar. Size iki şey bırakıyorum ki, onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla dalalete düçar olmazsınız. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Hepiniz Adem'den ve Adem de topraktandır. Arafat'ta öğle ve ikindi namazını kıldığında, Kur'an'ın son ayetleri nazil oldu. Bugün sizin dininizi tamamladım. Üzerinizdeki nimetlerimi ikmal ettim. Ve sizin için din olarak da İslam'dan razı oldum. Bunları duyunca Ebu Bekir gibi kenara çekilip ağlayanlar vardı. Çünkü din tamam olmuşsa vazife bitmiştir. Vazife bitmişse o zaman ayrılık var, gidecektir. Ve derken endişesi kalplere düşen an. Yaşı 63. Hicretten 13 yıl sonra, Rebiülevvel ayı, günlerden pazartesi. Dünyada yükselmesine mahal olabilecek bir zemin kalmayınca, tercih edilen yüce dostluk ve ümmete veda zamanı. Zahiren ayrılmış olsa da, o hep ümmetinin yanında oldu. Zira bedenle sınırlı bir dava ile gelmemişti. O dava bütün insanlığı kucaklayacak bir davaydı. Ve bu davayı temsilen sahabe dünyanın dört bir yanına dağıldılar hemen arkasından. Aynen krallara gönderilen nameler gibi gittikleri her yerde Resulullah'ın birer mektubu olup hakkı tebliğ ettiler fedakarca. Ve zamanın ilerlemesiyle bu dava sınırlar aştı. Farklı beldelere ulaştı. Tek bir şahısla başlayan bu iş, koskoca bir ümmeti meydana getirdi. Ve dünyanın farklı yerlerinde zamanla onu görmediği halde arkasından giden yüz binlerce, milyonlarca müminleri oldu. İşte samimiyetle yanında yer alan bir kadın ve iki genç delikanlının omuzlarında hareket alan İslam güneşi ve işte bugün onunla aydınlanan koskoca bir dünya. Yarınların daha da aydınlık olabilmesi için o gün beldeler arası taşınan mektubu bugün üzerine güneşin doğup battığı her bir beldeye ulaştıracak güçlü omuzlara ihtiyaç var.
semi'a